Herkese merhaba gençler. Bilgiyi işleme kuramında bilişsel süreçlere geldik. Burası çok önemli. Burada gördüğünüz kavram haritasını çok iyi bilmeniz gerekiyor. Çünkü sınavda sadece kavram haritasından soru gelir. Mesela der ki aşağıdakilerden hangisi bilginin kısa süreli bellekte tepkiye dönüştürülmesini sağlayan süreçlerden değildir şeklinde bir soru gelebilir. Ya da aşağıdakilerden hangisi bilginin uzun süreli belleğe aktarılması ile ilgili bilişsel süreçlerden biridir şeklinde soru karşımıza gelebilir. Dolayısıyla arkadaşlar bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer hazırsanız kemerlerinizi bağlayın ve uçuşa geçelim. İlk olarak bilişsel sürecimiz bilginin duyusal kayıt belleğinden kısa süreli belleğe aktarılması. Arkadaşlar ne demiştik? Duyusal kayıt belleği insan zihninin kapısıdır. Dolayısıyla da duyusal kayıt belleğine gelen herhangi bir uyarıcı, yani ne olduğu hiç önemli değil, herhangi bir uyarıcı ne olacaktır? Dikkat edilirse ancak kısa süreli bellek tarafından alınabilir. Eğer dikkat edilmezse neydi? Zaten 3 saniye ömrü var, hop gitti. Dikkat de nasıl olur? Mesela şunu unutmayın. Daha önce bandurayı anlatırken de söylemiştim. Bilişsel davranışçı kuramlar ve bilişsel öğrenme kuramlarında, Gestalt ve bilgiyi işleme kuramlarında öğrenme her zaman dikkatle başlar. Ben bir öğretmen olarak derse geldiğimde öğrencilerimin dikkatini toplayabilmeliyim. Peki bu dikkati toplamak nasıl olur? Bazen fiziksel yollarla olur. Beden dili, ses tonu, işte ya da ne bileyim herhangi bir hareket, tahta, slide, müzik, neyse öyle bir şeyler. İkincisi, aykırı uyarıcılar. Mesela şimdi ben videolarda bunu çok yapmıyorum ama mesela normal fiziken ders anlattığım ya da eğitim verdiğim gruplarda bilerek mesela çok tersten bir şey söylüyorum. Bakayım diyorum, ayıklar mı, uyanıklar mı? Hakikaten iyi geliyor. Hemen böyle bir dikkatlerini topluyorlar falan. Bunu çocuklarla da yapıyorum. Mesela çocuklarla çalışırken de bir şey söylediğimde hani daldıysa, bir şey olduysa hemen uyanıveriyor. Hani o zıtlıklar insanın dikkatini çekiyor. Ne mesela? Diyorum ki evet, güneş geceleri doğar. Nasıl yani falan diyorlar. Bu da insana iyi geliyor. Başka bir şey daha var. Duygusal uyarıcılar. İşte mesela Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatırken Şeyh Edebali'nin rüyasını anlatarak başlamak mesela. Bir hikaye anlatmak, bir müzik dinletmek. Yani insanların duygusal durumlarına hitap etmek de aslında dikkati toplayan bir şeydir. Ve son olarak emir veren uyarıcılar. Mesela benim dediğim işte arkadaşlar buradan soru gelir demek. Emir veren uyarıcılar. Ya da buranın altını çizin. Bak burası önemli dediğiniz vurgular da aslında bir dikkat çekme durumudur. Bunun dışında duyusal kayıt belleğine gelen herhangi bir uyarıcıyı alabilmek için algıda seçiciliğimizin olması lazım. Yani seçici dikkat ya da seçici algı dediğimiz durum. Çünkü algı bilginin yorumlanmasını da sağlayan bir durumdur ya. Bilginin kısa süreli bellek tarafından işlenebilmesi için algıda seçicilik olması gerekiyor. Yani ilgi duyduğum, istek duyduğum, ihtiyaç duyduğum herhangi bir şeyi diğerlerinden daha kolay alıyorum ve görüyorum. O zaman bilgi duyusal kayda geldiyse onun alınmasını sağlayan iki tane süreç var: dikkat ve algı. Geldik buraya. Hatırlarsanız bir önceki videomuzda dedik ki arkadaşlar, kısa süreli bellek bilgiyi alır, tepkiye dönüştürür, çöpe atar, bilgiyi uzun süreli belleğe aktarır ve bilgiyi uzun süreli bellekten tekrar geri getirir. Dolayısıyla da kısa süreli belleğin yaptığı bilişsel süreçlerden bir tanesi bilgiyi almak, tepkiye dönüştürmek ve çöpe atmak. Bunu da iki yolla yapar: ya sürekli tekrar etmek ya da gruplandırma yapmak. Hani dedik ya, şimdi alan dar. En fazla 9 birim. Zaman dar, en fazla 20-30 saniye. Ne yapacaksın? İyi kullanacaksın burayı, değil mi? Sürekli tekrar yaparsan ne olur? Aslına bakarsan süreyi maksimum 10 saniye daha arttırırsın. Aslında sürekli tekrar, mesela şöyle bir soru gelebilir karşınıza. Bir şeyi sürekli olarak tekrar eden bir insan, mesela şimdi Kübra bana bir şey söyledi, bir numara söyledi ya da bir isim söyledi.
unutmayayım diye sürekli tekrar ediyorum, tekrar ediyorum, tekrar ediyorum. Bana dedi ki sürekli tekrarın sonunda ne olur? Ne olur biliyor musunuz? Unutma yaşanır. Çünkü ezberlersin ve ezberlenen her şey unutulur. Dolayısıyla da sürekli tekrar sadece 10 saniye kadar sana zaman kazandırır, 10 saniye sonra bilgi çöpe gider. Gruplandırma neyi sağlar? Gruplandırma ise hani bu telefon numaraları, TC kimlik numaraları falan var ya, tek tek yazmaktansa ne yaparsın? Gruplandırırsın. O zaman gruplandırdığında da alan daha geniş olur. Ve bunu şöyle düşünün. Şunu da söyleyeyim. Mesela gerçi söylemiştik bir önceki videoda ama burada alan dar olduğu için arkadaşlar çok doldurmayın. Hele sınava girdiğinizde kısa süreli bellek tezgahtır, çalışma tezgahıdır dedik ya. O çalışma tezgahında boş alanlarınız kalsın. Mesela bir soruda takıldın. Durma orada. İşaret koy ve geç. Çünkü oraya takılırsan alan doluyor ve dolunca da bilgiyi alamıyorsun da getiremiyorsun da. Bilgiyi alabilmen için tezgahın temiz olması gerekiyor. Ama burası bilginin kaydedildiği ve işlendiği yer değil hala. Yani bilgiyi kullandım çöpe attım. Kullan at. Aslında mantık bu. Kullan ve çöpe at yani. O yüzden de bu tür geçici bilgiler, yani çok da ihtiyaç duymadığım bilgiler, hani o an ihtiyaç duyduğum bilgiler burada kullanılır. Kısa süreli bellek bu bilgileri tepkiye dönüştürür. Sonra da çöpe atarsın diyoruz. Anlaştık mı? Bunu da hangi bilişsel süreçlerde yapıyormuşum? Sürekli tekrar ve gruplama ya da kümeleme. En önemli kısım burası. Buradan soru geliyor en çok. Bilginin kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarılması. Yani biz buna ne diyoruz? Bilginin kaydedilmesi. Ya da kalıcı hale getirilmesi. Arkadaşlar, bilginin kalıcı hale getirilmesini sağlayan ve bilginin kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarılmasını sağlayan 3 tane bilişsel süreç var. Bir tanesi açık örtük tekrar. Bir tanesi etkinlik, bir tanesi de kodlama. 3 tane. Kodlama kendi içinde ayrılıyor zaten. Onları konuşacağız. Açık örtük tekrar sürekli tekrardan farklıdır. Sürekli tekrarda ard arda tekrar yaparsın ve bu ezbere yol açtığı için unutma kaçınılmazdır. Ama açık ve örtük tekrar aralıklı ve zihinsel tekrar yapmayı gerektirdiği için bilgiyi kalıcı hale getirir. Etkinlikten kastım ne? Öğrenci aktivitesi. Yaparak, yaşayarak öğrenmektir. Ama bunların içerisinde bilgiyi kalıcı kılan en etkili yöntem ve strateji nedir diye sorarsanız kodlamadır. Kodlama türleri içerisinde en etkili olan sorarsanız eklemlemedir. Buna da lütfen dikkat ediniz. Dolayısıyla da kodlama sistemleri önemli. Şunun üzerinden de anlatabiliriz. Yani birazcık daha bir kavram haritası daha yapmak istiyorum. Ya da şurayı silelim, oradan devam edelim. Orası kalsın. Şimdi gelelim kodlamaya. Hani en etkili kodlamaysa bakalım bir kodlama nedir? Kodlamanın diğer adı anlamlandırmadır. Şunu kapsar: bilginin işlenmesi, eski ve yeni bilgilerin ilişkilendirilmesidir. Az önce bir örnek vermiştim. Mesela bir kitabın ismini bir arkadaşımın kedisinin ismiyle aklımda tutmak. Ya da biriyle tanıştım diyelim. O kişinin ismini işte benim abimin de ismi buydu zaten diyerek aklımda tutmak. Gibi gibi. Bunlar ne olacaktır? Hayatımızdaki var olan eski şemalarımızla yeni gelen bilgi arasında ilişki kurduğumuzda nöronlar çat diye birleşiyorlar ve gerçekten muazzam bir kuvvet oluşuyor. Ve çok kalıcı bir bilgi oluyor. Bizim istediğimiz de bu. O yüzden arkadaşlar kodlama çok önemli. Yani kodlama eski bilgilerle yeni bilgilerin ilişkilendirilmesidir ve kodlama özneldir.
Kodlama özneldir. Kodlama kendi içinde iki tane başlıkta ele alınır. Bunlardan bir tanesi doğal kodlama, diğer ismiyle de otomatik kodlamadır. Bunlardan diğeri de bellek destekleyen ipuçlarıdır ve yapay kodlamadır. Doğal kodlama dediğimiz şey Allah vergisi. Yani doğuştan gelir. Her insanda vardır. Yani sağlıklı her insanda vardır. Ve doğal kodlamada kendi içinde ikiye ayrılır. Bunlardan bir tanesi örgütleme, bir tanesi eklemleme, yani genişletmedir. Arkadaşlar, örgütleme mantıksal ilişki kurmaya dayanır. Yani kavram haritaları bunun çok güzel örnekleridir. Mesela şu an benim size ders anlatırken de kullandığım stratejilerden bir tanesi örgütlemedir. Örgütleme Piaget'in de kuramında vardır bilişsel gelişimde. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Gerçekten hani Allah vergisi. Her insan doğuştan iki tane zihinsel yetenekle dünyaya geliyor. Örgütleme, eklemleme. Örgütleme bilginin düzenli olarak kaydedilmesini sağlıyor. Tabii düzenli olarak gelirse. Eklemleme ise bilginin genişlemesini, anlam olarak da genişlemesini sağlıyor. Ve bunların içerisinde en etkilisi eklemleme diyoruz. Örgütleme, mesela şu bir örgütleme. Yani bilgi düzenli gelirse düzenli kaydedersin. O yüzden de mesela bizim size bu dersleri anlatırken bu kadar uğraşmamızın sebebi de bu. Bilgiyi düzenli aktaralım ki düzenli olarak kaydedin. Ve bu çok önemli, çok da kalıcı bir şey. Çünkü insan zihni böyle çalışıyor. Yani insan zihninin çalışma prensibine en uygun stratejilerden bir tanesi örgütlemedir. Bilginin düzenli bir şekilde aktarılması ve kaydedilmesi. Bakın şu da çok önemli ve sınavda gelir. Bilgi ne kadar düzenli kaydedilirse o kadar güzel geri gelir. Kodlama hatası yaparsanız, yani bilgiyi abuk subuk, çarpık çurpuk, tuhaf bir şekilde kaydederseniz, dağınık bir şekilde gelirse bilgi, oradan hiçbir şey olmaz yani. O yüzden bilgi ancak örgütleme sayesinde düzenli gelir. Eklemleme nedir? Adı üzerinde ucuca eklemek. Ucuca eklemektir. Ve biz bunu şöyle daha iyi anlayabiliriz. Eski bilgilerle yeni bilgilerin ilişkilendirilmesidir. Ve arkadaşlar, burada mesela hani geçen derslerde de bir örnek vermiştim. Burada zihnimdeki şemaların anlamlarında bir genişleme olur. Mesela şimdi atıyorum ne olsun? İşte şişe. Benim için benim kafamdaki şişe sadece su şişesi ise, ama ben kola da görürsem, kola şişesi gördüm, ayran şişesi gördüm, işte şişenin içerisinde meyve suları gördüm, şunu gördüm, bunu gördüm. Ben neyi düşünürüm? Ha, şişe birden fazla anlama sahip olabilir. Ya da şişeyi farklı amaçlarla da kullanabilirim. Şişenin içerisine baharat da koyabilirim. Ya da şişenin içerisine çiçek de koyabilirim. O zaman ne olur? Şişenin anlamı genişler. Biz bir kavramı öğrendiğimizde, mesela sönme kavramını öğrendik. Sönme kavramını klasik koşullanmada anlattım. Şeman var. Edimsel koşullanmada sönme kavramını anlatırken hatırlarsanız klasik koşullanmadaki sönme kavramıyla kıyasladım. Eski bilgilerle yeni bilgilerimizi ilişkilendiririz. İşte bunu yaptığımızda müthiş bir kodlama, müthiş bir anlamlandırma ve acayip bir kalıcılık ortaya çıkar ve sen o bilgiyi unutmazsın. O yüzden size gelen bilgileri, yani şu su bilgisi, su dediğin içilen sudur. Ama yarın öbür gün başkası alkalik sudan bahsedebilir. İşte Avrupa'da mineral water dedikleri su,
Bak böyle böyle ne oluyor? Kendindeki su şemasıyla gelen bilgileri ilişkilendirerek büyüyor. Şema genişliyor. Şema genişledikçe de senin kalıcılığın, bilginin kalıcılığı artıyor ve geri getirmen de çok daha kolay oluyor. Ne kadar çok çağrışım bağı varsa o kadar da kalıcılık ortaya çıkıyor diyoruz. Ve gelelim bellek destekleyen ipuçlarına arkadaşlar. Bazen doğal yollarla yapamadığımızda destek alıyoruz. Özellikle sınav sürecinde her ne kadar bana çok mantıklı gelmese de, yani ben kendi hayatımda hiç kullanmadım. Çünkü bence bu yöntemleri kullanana kadar oturup çalışırız yani. Hani o daha mantıklı geliyor bana. Dolayısıyla da ama bu yöntemi çok iyi kullanan arkadaşlar da var. Ve bunlar da işe yarıyor. Bellek destekleyen ipuçları doğal değildir. Doğuştan gelmezler. Sonradan kendimiz bunu öğrenme yoluyla kazanırız. Ve bellek destekleyen ipuçları, yani bu yapay kodlamalar, ikiye ayrılır. Bir tanesi zihinsel imajlar yoluyla yapılır. Bir tanesi de sözel semboller. Yani bir tanesi görseldir, bir tanesi sözeldir. Bunlardan biri yerleşim, ki sınavda 2024 KPSS'de soru olarak geldi. Yerleşim yöntemi, bağlantı yöntemi, askı sözcük yöntemi ve anahtar sözcük yöntemi. Sözel sembollere baktığımızda akronim, akrostiş, eponim. Biz bunlara genel bir isim vereceğiz. Baş harf stratejisi. Ne olduğunu açıklayacağım. Ve sonra da kafiye oluşturma, yine sözel sembollerle kullandığımız yöntemlerdir diyoruz. Evet, buraya kadarki kısımda bu kavram haritasını da unutmuyorsunuz. Buraları siliyorum ve devam ediyorum. Allah! Şunu da sildim. Burada baş harf stratejisi yazıyor. Gerçi videoyu bir tık geriye aldığınızda da görebiliyorsunuz zaten. Ben sizi denedim, hani bakayım. Bakayım dedim, düşünebiliyor musunuz orada? Onu şey yapabiliyor musunuz? Ama ben söyleyeyim, gene kıyamadım. Baş harf stratejisi yazdık. Şimdi biz neyi konuştuk arkadaşlar? Doğal kodlamayı konuştuk. Örgütleme, eklemleme ve cebimizde. Ama kodlamanın bir kısmı da yapay kodlama dedik. O zaman bellek destekleyen ipuçlarıyla devam ediyorum. Bunlardan bir tanesi yerleşim, yani logi yöntemi. İlk defa antik Yunanlılar tarafından kullanılan bir yöntem olmuş. Şimdi antik Yunan'dasın mesela. İşte o tiyatroları var ya, onların böyle hani site devletleri, halka seslendikleri yerler. Düşünsene, ben şimdi kralım, çıkacağım orada, tamam mı? Yani ve kağıda bakarak okuyacak halim yok herhalde. Ne yapacağım? Zihnime kaydedeceğim. Peki bunu nasıl yapacağım? Krallar şöyle yapıyorlarmış. Mesela burası benim odam, yalnız ben kral oldum hemen. Burası kralın odası olsun. Pencere kenarına, sol tarafına konuşmanın birinci kısmını kodluyormuş. Ve zihninde aslında yeniden ziyaret dediği bir yürüyüş yapıyor. Yani aslında orada halka seslenirken kafasında pencerenin önüne geliyor ve konuşmanın ilk kısmı oradan dökülmeye başlıyor. Konuşmanın orta kısmını öbür pencereye kodluyor, konuşmanın son kısmını kapıya kodluyor. Dolayısıyla da aslında halka hitap ederken bir taraftan da zihninde odayı yeniden ziyaret ediyor. Bunu çok güzel kullanabilirsiniz. Mesela kongreler. İşte hangi Amasya Genelgesi, Havza Genelgesi, Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi, bir sürü kongre var ve bunları metro istasyonlarına ya da otobüs duraklarına kodlayabilirsiniz. Ya da bir alışveriş listesi yapacaksan evin belli başlı yerleriyle bunları kodlayabilirsin. O zaman yerleşim yöntemi nedir? Aslında bilgiyi mekan bilgisiyle ilişkilendirmektir. Peki burada da yine eski bilgiyle yeni bilgiyi ilişkilendirmek var mı? Kesinlikle var. Burada sadece kullandığımız mekan bilgisidir arkadaşlar.
mekan bilgisiyle yeni bilgi ilişkilendirilir diyoruz. Yerleşim yöntemi 2024 sınavında soru olarak geldi. Bellek destekleyen ipuçları içerisinde bizim gördüğümüz en fazla gelen yöntem, strateji zaten yerleşim yöntemiydi. İkincisi bağlantı yöntemi. Lütfen diğer isimlerini biliniz. Ya da zincirleme yöntemi. Aslında kavramlardan ya da kelimelerden hikaye oluşturmaktır. Mesela asitler, bazlar ve çözeltilerden oluşan bir hikaye öğrencilerinize aktarabilirsiniz. Ya da siz ÖABT'ye çalışıyorsunuz diyelim, kendiniz böyle bir hikaye kurabilirsiniz. Şey var mesela tarih dersinde, yani çok da hakim değilim, yanlış bir şey söylemeyeyim ama zararlı gazeteler var. İşte Alemdar, Zincirbent falan filan. Mesela onlarla ilgili şöyle bir hikaye kurulabilir. Ümit ile İrşat birbirine aşık iki gençtir. Ama Ümit'in belalı abisi Alemdar bir gün elinde zincirbendiyle gelir falan filan. Şimdi böyle uydurabilirsiniz, sıkıntı yok. Bu kelimelerden birbiriyle ilişkili bir hikaye oluşturuyorsak, ki buradan da bir kere soru geldi, bu ne olacaktır? Tabii ki zincirleme ya da bağlantı yöntemi olacaktır diyoruz. Üçüncüsü askı sözcük. Çok tuhaf bir yöntem. Askı sözcük yönteminin diğer adı kanca ya da çengeldir. Bu genelde sırayla hatırlamamız gereken bir bilgi söz konusu olduğunda öne çıkar. Ama vallahi şimdi anlatacağım. Hiç de ÖSYM sormadı ama ben azmettim, soru bankama soru yazdım. Dedim ki ÖSYM sorsa nasıl sorar? Beynimden böyle fosfor sıçraması yaşandı gerçekten. Hakikaten buldum. Ama ÖSYM sormadı. Sorabilir. Bir gün. Şimdi mesela cumhurbaşkanları. İşte gezegenlerin büyüklüklerine göre mesela öğrenmek ki KPSS'de çıktı. Hani büyük gezegenden küçüğüne doğru sıralamak. Bir sürü şey var böyle sırayla giden. Dolayısıyla da burada ilk önce şunu yapıyoruz. Birden 10'a kadar rakamları yazıyoruz. Sonra her bir kelimenin söylenişiyle uyumlu olan bir askı sözcük buluyoruz. Bir, kir. İki, zeki. Üç, güç. Dört, ört. Beş, eş. Bu böyle gidiyor arkadaşlar. Bu da yetmedi. Bir de bu askı sözcükleri öğreneceğim kelimeyle aynı cümlede kullanıyorum. Mesela biz cumhurbaşkanlarını öğrenelim. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Müthiş. Bakalım. Şimdi bunu cümle içinde kuruyorum, yazmayacağım. Mustafa Kemal Atatürk bu kirli dünyaya güneş gibi doğmuştur. Benim şimdi mantığımda kir birinci demek. O zaman Mustafa Kemal birinci cumhurbaşkanıdır. İsmet İnönü zeki bir adamdır. Zeki 2. İsmet İnönü ikinci cumhurbaşkanıdır. Celal Bayar, ki Celal Bayar Gemlikli. Ben de Bursa Gemlikliyim. Yani mezarı da Umurbey'dedir zaten orada. Çok böyle lisedeyken falan hep yürüyüş yapardık, oraya giderdik. Celal Bayar bu güç zamanlarda destek olmuştur. Mesela güç 3 gibi. Dolayısıyla da hangi kavramı öğrenmek istiyorsan askı sözcüklerini yazıyorsun. Askı sözcükle o kavramı, o kelimeyi, o bilgiyi aynı cümlede kullanıyorsun. Al sana acayip bir mesai. Yani bilmiyorum, bunu yapabiliyorsanız yapın. Hakikaten yapan varsa da bana yazsın. Çok merak ediyorum çünkü. Devam ediyoruz arkadaşlar. Askı sözcük kanca da bu kadardır. Ve geldik anahtar sözcüğe. Anahtar sözcük yöntemi, yabancı dil öğrenirken
çok işimize yarayan, hakikaten bunu işte bu YDS'ye, ÜDS'ye, KPDS'ye falan hazırlanan arkadaşlar hakikaten çok faydasını gördüklerini söylüyorlar. Çünkü orada kelime bilmek çok önemli. Mesela diş, İngilizce'de tabak demek. Bana diyor ki, Türkçe'de de diş diye okunuyor. Bana diyor ki arkadaşlar, çok basit bir yöntem. Bunun Türkçe'deki okunuşuyla Türkçe'deki anlamını aynı cümlede kullan. Kullanıyorum. Ahmet'in dişi tabağa düştü. Diş, tabak. Al sana hem kelime hem anlamı aynı cümlede. Tay. Tay kavramı, tay kelimesi İngilizce'de, şuradan tayı da yazalım, kravat demektir. Değil mi? Tay, kravat. Mesela şimdi Türkçe'de nasıl okunuyor? Tay diye okunuyor. Diyorum ki Ahmet taylara kravat bağladı. Tay, kravat aynı cümlede. Ya bunu bir sürü haroşa maroşa bilmem ne her dil için yapabilirsiniz. Dolayısıyla biz buna anahtar sözcük diyoruz. Bellek destekleyen ipuçlarının ilk kısmını tamamlamış olduk. Şimdi sözel sembollerle devam ediyoruz. Şurayı bir siliyorum arkadaşlar. Sözel semboller... Mesela İstiklal Marşı'nı ezberlerken, bir şiiri ezberlerken, bir kelimeyi öğrenirken çok da kullanıyoruz. Bunlardan birincisi baş harf stratejisi. Baş harf stratejisinden ilki arkadaşlar akronim ya da akrostişle başlayalım. Akrostiş. Kelimelerin baş harflerini kullanarak cümle oluşturmaktır. Seviyorum ama kimi? En tatlı birisini. Nasıl söylesem acaba ilk harflerini? Baksana gibi saçma sapan bir akronim yapardık. Hatıra defterlerimiz vardı ilkokulda, ortaokulda ve lisede. Hala da durur. Aman Allah'ım ne kadar önemliydi onlar. Yani böyle çok acayip zamanlardı hakikaten. Şimdi zaman zaman işte şehirlere gittiğimde öğrenciler hani kaç yaşında olursak olalım yine de hoşumuza gidiyor. Bazen benim adıma şey yapıyorlar, akrostiş yapıyorlar falan. Nasıl böyle saklıyorum onları? Çok tatlı şeyler. Ama akrostiş özellikle yani daha doğrusu baş harf stratejisi. Özellikle mesela İstiklal Marşı, işte ne bileyim gençliğe hitabe bir şiir. Bunları öğrenirken ve ezberlerken önemli. İşte Mona Rosa, şu müthiş meşhur şiir var ya, hani bir kadına yazılmış, kadın sonradan adamı reddetmiş falan filan. Mona Rosa şiiri de bir akrostiştir mesela. Gibi gibi. Bunlar akrostiştir. Diğeri akronim. Akronim. Arkadaşlar akronim kısaltma demektir. Mesela radar bir akronimdir. UFO bir akronimdir. KPSS bir akronimdir. YKS bir akronimdir. ÜDS bir akronimdir. NATO bir akronimdir. TBMM bir akronimdir. Birleşmiş Milletler bir akronimdir. Bu kısaltmalar akronimdir anlamına geliyor. Bir de ben kitabıma da eklediğim bir şey var. Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela eponim diye bir kavram var. Eponim. Eponim aslında tıbbi terimleri kullanırken uyguladığımız bir kavramdır. Bir yöntemdir. Eponimde ne oluyor? Herhangi bir hastalık mesela. O hastalığı bulan kişinin ismiyle anılıyor. Mesela Behçet hastalığı. Behçet hastalığını bulan kişi Hulusi Behçet. Mesela bu önemli bir şey. Ya da Apgar skorları yapılır. Özellikle bebekler doğduktan sonra Apgar skoru vardır. Apgar skoru da bunu bulan Virginia Apgar ile anılır. Dolayısıyla herhangi bir buluşun ya da bir hastalığın ismi o bulan kişinin ismiyle ilişkilendiriliyorsa o zaman bunun adı eponimdir diyoruz arkadaşlar. Evet, uzun bir konuydu. Bayağı bir yorulduk, farkındayım. Şimdi son bir kısım olan
bilginin uzun süreli bellekten kısa süreli belleğe getirilmesini sağlayan bilişsel süreçleri konuşacağız, temel kavramları konuşacağız ve sonra da tamamlayacağız. Tekrar görüşmek üzere, hepinize kocaman sevgiler.